Sayın Selahattin Demirtaş'ı ve Sayın Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettim. Önce şunu ifade edeyim. Kendilerini sağlıklı görmek açısından son derece güzel, hem sağlıklı olmaları hem Türkiye'nin sorunlarını yakından takip etmeleri beni çok mutlu etti. Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye'yi yakından izliyor, dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın Kozağaçlı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini Türkiye'ye egemen kılmak. Türkiye'de bütün arkadaşların, bütün yurttaşların, bütün dostların huzur içinde yaşamasını, sağlıklı yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz. Ben Sayın Demirtaş'ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmem, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz de benim açımdan son derece yararlı oldu. Teşekkür ederim. Türkiye siyasetine dair bir genel mesajı oldu mu? Muhalefete yönelik özellikle efendim. Türkiye siyasetini de konuştuk. Komşularımızdaki gelişmeleri konuştuk. Dünya siyasetini konuştuk. Az önce de ifade ettim, yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğumuzu da her iki değerli arkadaşımız, siyasetçi arkadaşımız dile getirdi. Gerçekten barıştan yana, huzurdan yana, beraber yaşamaktan yana, sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı zaten. Dolayısıyla bu çerçevede bir görüşme yaptı, bir değerlendirme yaptık. Ben tabii Türkiye'de hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemem. Düşünceyi saygıyla karşılarız. Kendilerinin düşüncelerine katılırız veya katılmaz. O ayrı bir şey. Ama düşünceyi bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi son derece değerlidir. Ve demokrasilerde bu kaçınılmazdır. Böyle olması gerekir. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması ve geçen yıl yapılan Zafer Partisi ile protokole dair bir sitem ya da bir eleştirisi ya da bir genel değerlendirmesi oldu. Yok, hayır. Bu konuda herhangi bir görüşme de olmadı. Zaten İki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye'de sorunların çözümü konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar zaten. Dolayısıyla bu çerçevede ben olaylara yaklaşıyorum. O dönem iktidar bir anayasa değişikliğini terör olayı üzerinden referanduma sunmak istiyordu. Bu çok daha büyük sorunlar yaratacaktı Türkiye açısından. Biz buna engel olduk. Dolayısıyla bizim bakış açımız Türkiye'de huzurun olması, Türkiye'de yeni bir siyaset dilinin, sivil siyaset dilinin gelişmiş olması, Türkiye'de terörün sona ermesi, Orta Doğu coğrafyasında barışın olması, huzurun olması, Türkiye'de insanların huzur içinde yaşamaları, kendi kimliklerine, herkesin kendi kimliğine başkalarının saygı duyması, saygı göstermesi. Bu çerçevede zaten aramızda herhangi bir ayrılık da yok. Dolayısıyla düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gençlerin yurt dışına gidişleriyle ilgili kaygılarını da dile getirdi iki değerli siyasetçi arkadaşımız. Doğrudur, gençlerin yurt dışına gitmeleri, geleceklerini yurt dışında aramaları gerçekten kaygı verici bir olay. Türkiye'nin bu sorunu çözmesi lazım. Gençler ev alamayız, araba alamayız, düşüncelerimizi ifade edemiyoruz diye başka beklentiler içine giriyorlar ve Türkiye en değerli varlıklarını maalesef kaçırıyor. Bu konudaki kaygılarını da dile getirdiler. Türkiye siyasetinde normalleşme tartışması yapılıyor. Buna da bir beklenti, görüşleri var mıydı? Türkiye'de siyasetin siyaset demokratikleşmediği Türkiye demokratikleşmediği sürece normalleşme olmaz. Normalleşmenin temel koşulu demokratikleşmedir. Düşüncelere saygıdır. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir ortamın yaratılmasıdır. O zaman zaten normalleşme olur. Ama siz hala otoriter yapıyı sürdürür ve bu otoriter yapıyı güçlendirmeye kalkarsanız zaten arzu etseniz de demokratikleşme olmaz. Yani işin özünde demokrasiyi bütün kurumlarıyla, düşünceleriyle, kurumlarıyla dile getirmek ve bunları yaşatmaktır. Eğer bunlar olmazsa zaten demokrasi dediğiniz şey gelişmez yani. Havada kalır. Daha önce ziyaret etmemiş olmanızı, şimdi ziyaret etmiş olmanızı, genel başkanken ziyaret etmemiz, ceza almış olmalarıyla mı ilgilendirmeliyiz? Ayrıca Demirtaş'ın dışarıda olmayışının Türkiye siyasetine
etkisine. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. Peki, teşekkürler arkadaşlar. Evet, önemli bir açıklamaydı. Demirtaş'ı ziyaretinin ardından konuştu Kılıçdaroğlu. Son sözleri dikkat çekici, bakın. Demirtaş dışarıda olsaydı terör biterdi diyor. Sivil siyasetin önü açılırdı diyor. Konuşulacak çok önemli açıklamalar. Aslında normalleşme mesajları da var. Demokratikleşme olmadan normalleşme olmaz mesajını da verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Tam da sokak hayvanları.